Bayanlar, baylar, fantastik diyarlara hoş geldiniz. Bir önceki bölümde biliyorsunuz çöl gezegenindeydik. Ama oyunu kurtarmaya çalıştım, kurtaramadı. Bu bir güncelleme aldı. Güncellemeden sonra çalışmadı. Eski save'lerim tamamen hani açılıyormuş gibi yapıp ama açılmıyor. Oyunda ilerlememizi sağlamıyor. Burası da neresiymiş? Evet, yeni haritayla devam edeceğiz. Umarım sizin için sıkıntı olmayacaktır. Ben az önce 2-3 saat baya bir uğraştım. Baya bir çabaladım kurtarmak için ama olmadı. Nerede biz doğduk geldik burada, ne işimiz var bizim? Evet, denedim olmadı. Mecbur baştan başlıyorum. O seviye devam edecektik. Özellikle birkaç arkadaş var yorum yazan. Bu arada yorumları için de teşekkür ediyoruz. Oyuna devam etmemizi sağlayan yorumlardı. Kendilerine teşekkürler. Bu seride de devam edeceksek bundan sonra zaten büyük güncellemeye kadar bir güncelleme almayacak. O da Kasım 2000, yok Kasım 2021 değil. Nisan 2021, yanlış hatırlamıyorsam Nisan 2021'e kadar büyük bir güncelleme almayacak. O günde de tam sürüme çıkacak diye söylüyorlar. Bakalım ne olacak, göreceğiz. O sürüm çıkana kadar biz burada bir fabrika kuracağız. Dev bir fabrika olacak. Kurulacak yerimizi seçmemiz lazım. Biraz daha hızlı ilerletmeye çalışacağım. Özellikle tier'ları biraz hızlı geçeceğim. Artık sizin de gördüğünüz şeyler diye düşünüyorum ama ilk defa izleyen arkadaşlar da oluyor. Hala arada söyleyenler var çünkü. Yeni keşfettim seriyi diye. O neydi be? Seriyi yeni keşfettim diyenler de var. O yüzden güzel bir seri bizi bekliyor ama onun öncesi. Ne hiç işimiz olmaz. Ama. Ama şu an uğraşamam seninle. Biz yer bakıyorduk. Yer bakıyoruz, bıraksana beni ya. Tamam, gelmezsin artık. Burada da yenileri var. Allah'ım. Oo, saldırgansınız. Ben buraya gelemez. Evet, orada bir gaz bulutumuz var. Oo, benden var bir tane, gördüm. Güzel. İlerisi bayağı bir düzlük gibi gözüküyor. Ben biraz bakayım. Yalnız videonun hemen başına bahsetmem gerekirse arkadaşlar, bundan sonraki bölümleri de görmek istiyorsanız, gerçekten bu serinin uzun soluklu devam etmesini istiyorsanız lütfen beğenin. Abone değilseniz de abone olun. Çünkü bir önceki serimizi gerçekten %70'lere varan, abone olmadan izleyen bir kitle vardı. Bir abone olmanız kanalın için çok faydası olacaktır. Benim bölümlerimi daha hızlı yayınlamama sebep olacak. Bunu da belirteyim. Hiç değilse beni teşvik etmiş olur. Bu arada katıl butonuna tıklayan arkadaşlar da olursa bu seri için lütfen katıl butonuna tıkladıktan sonra yorum olarak yorumunuzu bırakın. Sizin isminizi bu dev seriye bir şekilde bir yerlerine ekleyeceğim, söz veriyorum deyip, bir önceki bölümde Ankaralı'da görmüşsünüzdür. Çöl biyomundaki serideki gibi. Sizin de isminizi bu seriye ekleyeceğiz. Sürekli görünür bir yerde olacak diyelim. Ben biraz etrafı keşfedeyim. Ufaktan bir şeylere başlayayım. Hemen geliyorum. Evet, gün bitmeden arkadaşlar hemen elimizi hızlı tutarak yaptık. Yalnız şuna bakar mısınız ya? Bu yavaşlık nedir? Bir önceki seride o kadar hızlandırmışız ki demek ki bu konveyör sistemini. Yavaşlığa bakar mısınız? Kanlı gibi geliyor. Üretmeye devam ediyor. Evet, neler yaptık? Tabii ki iki tane maden bulmuşken, taş madeni. Geldik ve taş madenlerimizi koyduk. Bir bu tarafta, bir de o az önce gösterdiğim yerde var. Burada da iki tane demir madenimizi kurduk. Bakırla ilgili başta çok fazla bir şey yapmıyoruz. Gerçi ben bayağı bir hızlı bir şekilde ilerledim. Bakıra da ihtiyacımız olacak az sonra. Da neredeymiş? Anda şurada. Orada çok ileride de var. Burada da var. Çok da uzak değil. Evet, hava buraya koydum. Bunların hepsi geçici arkadaşlar. Biz yeter ki başta öncelikle kireç çuvalları halledebilelim. Gördüğünüz gibi
Bu şekilde elektrik şu an üretiyorum. Ben biraz tepeye çıkayım bakayım. Tepeden de bir göstereyim size araziyi. Bakalım beğenecek misiniz? Buraya mı kurulalım? Kurulmayalım mı? Ne yapalım? Ne dersiniz? Yorumlarınızı alayım ben de sizin. Ona göre hareket edelim. Yani tüm madenlerin ortasında bir yer bulduk vallahi güzel. Burayı da seçebilirim sizi. Nasıl bir yermiş? Bu da var burada. Çok iyi. Abi o değil de biz diğer malzemeler için suyu nereden bulacağız burada ya? Takip ediyor musun beni? Şimdi. Taraftan gözükmüyor. Etraftan malzeme toplamayı unutmuyoruz. Evet, aslında burada büyük kocaman bir düzlük var. Şurayı daha sonradan halleder miyiz yoksa burayı komple dümdüz yapıp daha doğrusu buradan bir düzlük çıkartıp fabrikamızı bu ortalıktaki alana mı kurarız? Ki bence öyle yapmak daha mantıklı gibi geliyor. Büyük bir kule şeklinde bir inşaat yeri yapabiliriz. Piramit gibi yapalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Şekil fikirlerini de yorum olarak yazabilirsiniz. Orada da ben fikrinizi almış olurum. Bakayım bakayım. Çok fazla. Evet, bu sis bizi aşağıda sıkıntıya şey gazlı yer bize sıkıntıya sokar. Başlangıç. Sonradan hallederiz de. O şu tarafa doğru gelişmek bence güzel olur. Tam buraya komple çok büyük bir alana kuşun istikameti kuş demeye de bin şahit ister de istikameti hep aynı mı diyecektim dönüyor. Bekle değişiyor. Bizim fabrikanın içinden geçer mi acaba diye düşünüyorum da. Bu arada oyunla ilgili ayarları bir tık daha düşürmek istedim. Bir önceki seride biraz takılıyor diyenler vardı çünkü. Yine bir fikrinizi paylaşırsanız sevinirim. Böyle çok ahşam mükemmel bir bilgisayarım yok. Oyun oynarken bir sıkıntı yokmuş gibi gösteriyor ama kayıt olayı ve sizin izlemeniz YouTube'un da onu bir süzgeçten geçirip tekrar videoyu düzenleyip sizi izleyecek hale getirmesi biraz farklı olabiliyor. Evet, tamamdır ya. Buraya dümdüz buradan düzlüğümüzü çıkartacağız. En tepe yerden hatta. Buraya bu yüzden biraz suyu getirmek sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Böyle bir düşünce içerisindeyim. Zaten bizim modlarla gelen şeyler. Daha öğrenmedik o zaman zemin yapmayı. O zemin yapmayı falan öğrenelim. Bunların zeminlerini kullanmak istemiyorum şu an. Ama piramit gibi yapmayı da istiyorum şu an. Nedense piramit gibi yapasım geldi. Bir de yani depo olayını biraz farklı bir şekilde mi şekillendirsek, ne yapsak? Onda da pek bir önceki bölümde yaptığımız depo sistemi güzel işliyordu ama sistemi çok büyütürsek, çok uzatırsak elbet bir yerde tıkanmalara sebep olabilir. O yüzden onu da biraz geliştirelim bence. Çiçek falan da toplayalım. Bunlar da işimize yarayacak. Başta enerjimizi bunlarla hallediyoruz çünkü. Güzel. Hemen gidelim bakalım hangi tier'ları geliştirebiliriz. Onlara bakalım aşamaları gelmiş. Gel bakalım. Evet, sıfırıncı aşama bitti gitti. Evet, şunu yapıp ne istiyorsun sen? 300 tane şu an, kusura bakma. O kadar veremem. Sistemin çökmesine de izin veremeyiz. Devam. Bunu sen bana ver. Sen bununla idare et. Çalıştır. Sistem çalışmaya devam etsin. Bir tarafta iron rod, bir tarafta iron plate üretimi var. Sana geliyoruz. Şuradan birinci aşamaya geçelim. Evet, zaten bununla başlıyormuşuz. Direkt şunu bir seçelim bakalım.
Şu an benim ürettiğim malzemeler, daha bakarsak kaçar tane ne olmuş ne birikmiş onları da bir oğlum 50 tane anca mı yaptın ya? Gençler yavaş çalışıyorsunuz. Aslında hızlı da şu an çok hızlı bir giriş yaptım. Sen niye üretmiyorsun ya? Allah. Smelter çalışmıyorsun. Çalış Smelter. Smelter çalışmamış. Enerji mi? Oo, enerji seviyesinde kırılma var. Wow. O kadar mükemmel geliştim ki. Tam sınıra takılıyor. Elektrikle ilgili geliştirebileceğimiz bir şey var mı? Varmış aslında ya. Ver bakayım. Iron Rod, Iron Plate. Azar azar ikisinden de yeterli oluyor. Ve bakır madenine de ihtiyacımız var. Ben onları bir yapayım. Şu elektriğimizi biraz geliştireyim. Gelin. Başta çok hızlı geliştiğimiz için enerji üretimi iyi. Her zaman için sıkıntı olacak bizim için. Diyelim şuradan tekrar tier'ımıza bakalım. Nelerimizi ekleyebiliyoruz. Hemen ekleyelim. O tamamdır. Iron rodumuz da tamam. Iron plate'imiz de üretilmeye başladı. Sıkıntısı yok. Bu arada gerçekten sizden bu oyunda sanatsal bir çalışma isteyelim. Ya hadi sanatsal bir çalışma yapalım. Bir önceki bölümde gerçekten bir fabrika gibi bir kurulum yapmıştık. Burada piramit olabilir ya da herhangi başka bir şey olabilir. Ya da Minecraft sevenler varsa bizi izleyen Minecraft'ta bir öğe olur bir şey olur. Minecraft gibi blok blok yapalım diyen olabilir. Bir fikirlerinizi paylaşın bakalım neler çıkacak görelim. Biz de ona göre hareket ederiz. Enerji ihtiyacımız için yerden ne toplayabilirsek topluyoruz. En güzel bu oyunda başlangıç için söylüyorum. Çiçek. En güzel bol bol çiçeğimiz var buralarda. Bunları topluyoruz. Diğer oyunda ise o gölün kenarında direkt odun topluyorduk. Odun her zaman için daha iyi oluyordu. Bunda bu kadar çok odun yok. Bunda çiçek var. Artık çiçekleri yaparız. Ne yapalım? Şimdi gelelim bakalım ne kadar kalmış Iron Plate üretimine. Çok yavaş. Şu an başlangıç olayında olduğumuz için haliyle baya baya yavaş. Enerji ihtiyacını ben eksik etmeyeyim. Evet, çiçeği güzel. Uzun uzun yakıyor vallahi güzel. Çimleri de koyalım. Ben şu Iron Plate'i yapıp hemen geliyorum. Evet sanırım bu da halletmiş olduk. Iron plate'imizi de tamamladık. Diye düşünüyorum. Gelelim şu ilk birinci tier'a diyelim daha doğrusu. İlk kısmını halletmeye. Hemen biz ikinci lojistik kısmını da gündeme alalım. Teşekkürler abla sağ olasın. Dediğim gibi ben base'i buraya tepeye bir şekilde düzleyip araziyi düzleyip kurmak niyetindeyim. Burayı komple hafiften yükselti olarak da az önce şuradan bakmıştık galiba. Şuranın tepesinden bakmıştık. Oradan başlayacak şekilde kurmak istiyorum. Ama fabrikamızın şekli konusunda nasıl olsun sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Onları da oo, çok kötü. Ne gitti? Ne bitti? Ha odun bitmiştir. Evet, buradaki odun bitti kesin. Aynen. Bitti. Şunu yak bakayım biz konuşurken. Yak yak bitir onu. Dediğim gibi şekil konusu da önemli. Sanatsal bir çalışma yapalım. Bir öncekinin aynısını yapmanın manası yok. Daha değişik bir şey olsun. Daha güzel olsun. Ayrıca katıl butonuna tıklayan arkadaşlar için de gerçekten ismini kalıcı bir şekilde oyuna yazacağız. Katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Diyelim. Bir değiştirelim çiçekle. 100 tane mi koyduk? 100 değil 200 olsun. Nerede durum ne? Bunu tamamlayalım. Evet çiçek fena değil. İşimizi görüyor. Güzel onu da halletmiş bulunuyoruz. Evet şu an bakır haricinde tüm üretimler yapılıyor. Muhtemelen bir sonraki bölümün başına ben bakır üretimini de zaten yapmam lazım görüyorsunuz. Sağ taraftaki istenen şeyler için de onu da yapmam gerekiyor. Onu da yapıp
bir sonraki bölümün başlangıcını o şekilde açacağım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınıza göre düzledikten sonra, fabrika alanını düzledikten sonra üstüne kuracağım şekli nasıl yapalım? Fikirlerinizi paylaşın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.